Evet, değerli basın mensubu arkadaşlarımız, sevgili Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş üyelerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün, dün itibariyle sizin şimdi aldığınız bilgiye göre bütçe görüşmelerine 7 Ocak'a kadar ara verilmiş ve bu dönem içerisinde yapmış olduğu çalışmaları sizle paylaşmak üzere milletvekilimiz Fikret Çay bu basın toplantısını düzenliyor. Hepinizin katılımından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bütçede gelişmeleri, bugüne kadar yaşananlar konusunda hem partilerimizin hem de kamuoyunu bilgilendirmek üzere sözü kendisine bırakıyorum. Hoş geldiniz Sayın Vekilim. Teşekkür ederim Sayın Başkanım, sağ olun. Efendim değerli partili yol arkadaşlarım, değerli basın mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Epeydir herhalde gelmedik, özlemişim ben burayı bu şekilde. Efendim elimi sıkamadım. Arkadaşlarıma, abilerime, ablalarıma hepinize hoş geldiniz diyor. Çok teşekkür ederim. Zahmet ettiniz buraya kadar. Basın toplantımıza başlamadan önce 89 yıl önce bugün maalesef çok acı bir olay yaşadık. Cumhuriyetimizi kasteden yine karanlık kafalar, benim bir liseyi okuyup oradan mezun oldum Menemen'de Mustafa Fehmi Kubilay'ı maalesef hain bir şekilde katlettiler. Cumhuriyetin bekçisi olan Mustafa Fehmi Kubilay'ı ölümünün 89. yıl dönümünde saygı, rahmetle, minnetle anıyorum. Evet, anıtında şöyle bir söz var. İnandılar, dövüştüler, öldüler ve bıraktıklarını bekçisiyiz. Bizler de Cumhuriyet Halk Partiler olarak hepimiz birer Kubilay'ız. Bunu da belirtmek istiyorum. Aynı mücadele bugün halen Cumhuriyet mücadelesi, demokrasi mücadelesi, özgürlük, bağımsızlık mücadelesi, çağdaşlık mücadelesi, bilim ve aklın yolunda ilerleme ve saygın bir ülke olma mücadelemiz devam ediyor. Bizler Cumhuriyet Halk Partiler olarak aynen 89 yıl önce Kubilay'ın yolunda yine devam ediyoruz. Ülkemize bu yolda hizmet etmeye bundan sonra devam edeceğiz. Tekrar Kubilay'ı ve Bekçi Hasan ve Şevki Bey'leri de rahmetle anıyorum efendim. Şimdi tabi bütçe ile ilgili konuştuk ama konuşmadan önce Ayhan Hocam, geçen hafta da ben mecliste dile getirdim. Şimdi Kubilay olayıyla bağlayacağım olayı. Mali bir denetim kararı yayınlandı resmi gazetede. Faizsiz finans kuruluşlarının etik, denetimcilerin uyması gereken etik kurallar diye resmi gazetede. İnanın ben şöyle bir baktım 14-15 sayfa civarında. Zannedersiniz elinize aldığınız resmi gazete değil, yani bir ilmihal şeklinde tamamen dini argümanlara dayandırılmış, fıkıhla bir muhasebe denetimini izah etmeye çalışılan bir kararname. Bunu Adalet Bakanı'na karşı da söyledim. Yani herhangi bir işlem yapıp yapmayacak konusunda sorumuzu da yönelttik. Daha sonra Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel de grubumuz adına söz aldı. Basında da biraz tabii bu. Şunu söylemek istiyorum. Yani işte biraz önce ifade ettiğimiz Kubilay mücadelesi halen devam ediyor. Muhasebe dediğiniz, bakın aramızda malum şahitler. Muhasebe, ben de bir, babam da bir muhasebeciydi. Muhasebe eşittir matematik. Matematiğin yani bir böyle yorumsal bir şey olamaz. Yani matematik kesin pozitif değildir. Buna siz tutup da hani dini argümanları sokamazsınız. Sadece muhasebede değil bu. Kendi meslek alanım tıpta da tıbbi konularda fetva vermenin zorluğu diye bir toplantı yapıldı dün ve ondan önceki gün İstanbul'da. Nisan ayında da hukuk alanında fıkıhla ilgili toplantı yapılacak. Yani her geçen gün sanki biraz daha böyle aşama kat etme gayreti hissediyorum ben AKP iktidarında. Gitmek üzereler, giderken ne kadar çok şey yapabiliriz çabası içindeler, öyle tahmin ediyorum. Matematikte, muhasebede, tıpta, hukukta her yere fıkıhı sokma, yani fıkıh İslam hukukunu sokma çabaları var. Buna yönelik olarak da Ayhan Hocam sorunuzu cevaplayacağım. Hazırlık yapıyoruz. Buna yönelik olarak grup olarak da meclis 7 Ocak'ta açılacak tekrar. Buna yönelik açıklamalarımız olacak. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ama dediğim gibi
Cumhuriyet mücadelesi, Atatürk'ün mücadelesi, çağdaşlık mücadelesi bu topraklarda devam ediyor arkadaşlar. Bunun da bayrağını bizler taşıyoruz. Şimdi evet, bütçeyle ilgili söyleyeceklerimi ifade etmek istiyorum. Şöyle ki, bütçe yaklaşık bir ay civarında 17 tane bakanlık, 3 tane kurum, Cumhurbaşkanlığı, Büyük Millet Meclisi ve Avrupa İşleri Başkanlığı var. 3 tane de 17 bakanlık, toplam 20 tane görüşülen konular oldu. Önce bütçe, plan bütçe komisyonunda görüşüldü. Ben şahsen tüm görüşmelerin hepsinden plan bütçe komisyonunda hem de genel kurulda takip ettim. Plan bütçe komisyonunda yaklaşık bir ay aldı bu görüşmeler. Her bakanlık birer gün sürdü. Plan bütçe komisyonunda da toplam aralıksız 12 gün sürdü. Yani 42 gün süren bir maratondu. Sonuçta evet, 2 gün önce bitirdik. Cuma günü bitti. Cumartesi günü Libya tezkeresi vardı. Ondan dolayı Ankara'da kalmak durumundaydık. Bütçede bir takım sıkıntılar elbette dile getirdik. Bütçenin şöyle bir özelliği vardı bu seferki bütçenin. İlk kez Cumhurbaşkanı tarafından sunulan bir bütçeydi. Parlamento maalesef daha önceki parlamento yapısına göre daha inaktif durumda. Parlamentonun bir bütçe yapma hakkı vardı. Yani nedir bu bütçe yapma hakkı? Yani sizler, vatandaşlarımızın verdiği vergiyi parlamento, sizlerin kendisi milletvekilleri diyor ki yürütmeye, hükümete, topladığın vergileri şu çerçevede, şuralara bu miktarda harcayacaksın, ben de bunu şu şekilde denetleyeceğim diyordu. Şimdi artık parlamentonun bu yetkisi elinden alındı. Cumhurbaşkanı getiriyor bütçeyi, bütçe bu diyor. Onaylarsanız onaylarsınız, onaylamazsanız efendim işte yeniden değerlendirme oranı var devletin her yıl harçlarda, vergilerde ne kadar bir değerle tekrar tahsil etmesi gerektiğine dair. O değerle ben arttırım yapar, onaylamazsınız ben yine bütçeyi devam eder giderim diye böyle bir anayasa kural getirmiş. Tabii bu hani anayasada var ama açıkçası modern çağdaş ülkelerde böyle bir bütçe şeyi, yasama şekli yok. O nedenle özel bir bütçeydi. Yani ilk kez Hazine ve Maliye Bakanı bu bütçeyi ilk kez Cumhurbaşkanı yardımcısı sundu. Cumhurbaşkanı dedi. Yani Cumhurbaşkanı yardımcısı yine seçilmiş değil, atanmış bir kişiydi. Buna da itirazlarımızı getirdik. Şahsen ben kendim de yani Fuat Oktay'a, yani sizler atanmış kişisiniz, Cumhurbaşkanı yurt dışındayken seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın haklarını kullanmaktan vicdanen rahatsızlık duyuyor musunuz? Sizin yerinize daha önceki gibi Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın vekalet etmesi daha uygun değil mi diye bir soru yöneldim. Tabii zorlarına gidiyor elbette ama uygun olan da olur. Çünkü çok büyük bir vebal. Cumhurbaşkanı diyelim ki yurt dışında, Allah korusun ülke bir savaş kararı almak zorunda kaldı. Bunu alacak kişi işte atanmış kişi. Seçilmiş kişi değil. Sakatlık burada. Orada halbuki Büyük Millet Meclisi Başkanı var. Arkasında milletin oyu var. Milletin seçtiği milletvekillerin oyu var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı iki kez seçimle geliyor. Bir millet seçiyor, milletvekili oluyor. İki milletvekilleri seçiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı oluyor. Asıl olan Cumhurbaşkanı vekalet etmesi gereken de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'dır. Bunu hem genel başkanımız hem de bizler de grupta ifade ettik. Şimdi efendim tabii bütçe görüşmelerinde Balıkesir'imizle ilgili konuları da sıklıkla bakanları tabii orada yakaladığı için gündeme getirdik. Bunlardan en önemlisi Kaz Dağları'yla ilgili sıkıntıydı. Yaz aylarında Kaz Dağları'nda yoğun protestolar vardı. Ben o dönemde tabii konuşuyoruz. Kaç tane maden şirketi var burada deniliyor. Kimleri 34-37 rakamları dolaşıyor. Ben hani bunun gerçek rakamı nedir diye bir bakanlığa bir soru önergesi sorayım dedim. Şimdi cevap o kadar değişik derece geldi ki Kaz Dağları ve Manda Dağları'nda 279 tane madencilik ruhsatı verilmiş. 279 adet. Ve 155 tane firmaya. Yani her yer köstebek yuvası gibi delik deşik yapılacak bir şekilde almış. Yani ben dehşete kapıldım. Bir de bunun tabii bakana şunu da sordum. Yani sizler Kaz Dağları'nda bu şekilde madencilik faaliyeti yapılırken 45 bin tane ağaç kesimi öngörülmüş. ÇED raporunda 200 bini aşkın ağaç kesildi. Ne işlem yaptınız dediğim zaman Enerji Bakanı bu bizim görevimiz değil. Çevre ve Şehircilik Bakanı görevi diye bir cevap geldi. Bunun üzerine ben de Çevre ve Şehircilik Bakanı'na soru önergesiyle yani bu çevre katliamıyla ilgili neler yaptınız diye sorduğum zaman oradan da yine dehşet verici bir cevap aldım. ÇED raporlarını sordum özellikle. Bana şöyle geldi bakanlığın cevabı. 1993 ile 2019 yılları arasında yani 26 yıllık sürede
ÇED olumlu rapor sayısı 5655, olumsuz rapor sayısı 26 ya da sadece 54. Yani %1 dahil değil. Yani olumlu ile olumsuz rapor arasındaki oranı kurarsanız %1 dahil değil, %0.95. Şunu demek istiyorum. ÇED raporları %9'un üzerinde bir oranda zaten olumlu çıkıyor. Yapmanın da bir anlamı yok. Boşu boşuna masraf, boşu boşuna zaman kaybı. Hatta bakana dedim ki ben boşu boşuna chat yapmayın. Çünkü zaten sonuç ortada belli. 26 yılda sadece 54 tane olumsuz karar verilmiş. Şu noktaya gelmek istiyorum. Kaz Dağları açısından. Bir taraftan çok fazla madencilik faaliyetiyle ilgili ruhsat veriliyor. Diğer taraftan da çevreyi koruması gereken kanunlar veya işte raporlarda çevre korunmuyor. Yani çift taraflı bir şekilde harabiyet maalesef devam ediyor. Çanakkale'deki bu madencilik şirketin ruhsat tarihi dolmuştu. Onunla ilgili ruhsatı uzatma talebi olmuş şirketin. Bakana yine onu sorduğumuz zaman değerlendirme aşamasında dedi. Yenilenmemesi konusunda da baskılarımız devam ediyoruz. Yine Balıkesir'e ilgili özellikle Ulaştırma Bakanlığı'nın sunumu esnasında Balıkesir merkezdeki hava alanındaki yolcu terminalinin bir an önce bitirilmesini ben gündeme getirdim. O da yakın tarihte biteceğini söyledi ve havaalanında isminin daha önce de basında gündeme gelmişti. Kuvayi Milli Havaalanı olması konusunda Balıkesirlilerin bir isteği olduğunu bakana bizzat ilettim. O da bu konuda çalışma yapacağını, değerlendireceğini söyledi. Diğer bir konu ise değerli arkadaşlar, Sağlık Bakanlığı ile ilgiliydi. Özellikle Balıkesir'de benim de uzun yıllar görev yaptım. Balıkesir Devlet Hastanesi'nin durumu maalesef işler acısı. Daha önce A sınıfı ileri derece hizmet veren 650 yataklı bir hastaneyken maalesef önce 260 yatağa indirildi. Personel ona göre ayarlandı. Sonra il genelinde yatak sıkıntısı olunca 400 yatağa çıkartıldı ama personel sayısı halen 260 yataklı hastanede. Bunu defalarca söyledim. Bakana ilk gittiğim zaman 1,5 yıl önce milletvekili seçimden ilk aldığım konuşma bu konudaydı. Soru önergesi gönderdim. Personel eksikliği var. Buradaki yatak sayısına göre personeli düzenleyin dedi. Bakanla yüzle görüştüm hatta bakanlıkta. Tamam denildi. Fakat 1,5 yıl aştığı zaman da halen yapılmış değil. Balıkesir Devlet Hastanesi bilerek geriletiliyor. A2 sınıf hastaneden B sınıf hastaneye düşürüldü. Evet, şunu tekrarlayacağım burada. Gündeme de geldi zannediyorum. AK Partili arkadaşlar da herhalde bunun ilgili cevap verdi. Yaz aylarında TOKİ yetkililerinin gelip o hastanenin bulunduğu araziyi gördükleri, beğendiklerine de duyumlarım var. Yani güvenli kaynaklarda. Ama gönül ister ki Balıkesirliler bu hastaneye sahip çıksın. Tekrar eskisi gibi A2 sınıfı ileri derece hizmet veren bir hastane haline gelsin istiyorum. Kadro muazzam şekilde eksikliği var. Personelin bir isteksizliği var. Ben buradan bir milletvekili olarak o hastaneye Balıkesir'in ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Ve Balıkesirlilerin de hastanemize sahip çıkmasını istiyorum. Diğer konu yine ise Türkiye genelinde ve tabii bizim ilimizle ilgilendiriyor bir şekilde şehir hastaneleriyle ilgili. Şehir hastaneleri kamu özel işbirliği çerçevesinde yapılan hastaneler. Yani bunlar özünde aslında kamunun değil 25-30 yıllık süreyle şirketli hastaneleri. Yine özel bir hastane gibi. Ve bir takım garantiler verilmiş. Bakan her ne kadar hasta garantisi değil dese de laboratuvar, görüntüleme, fizyoterapi, radyoterapi alanlarında garantiler var. Yani diyor ki efendim laboratuvarda %70 ben sana tekip garantisi veriyorum. Röntgende %70 garanti, radyoterapide, kemoterapide bu şekilde garantiler veriyor. Bakan da dönüyor ondan sonra hasta garantisi verilmemiş diyor. Şimdi arkadaşlar hepimiz hekimiz. Sağlık Bakanı da hekim. Kendisini de ifade etti. Siz tekip durduk yere yazamazsınız. Bir hasta olacak ki yazacaksınız. Yani bir laboratuvar tekip istiyorsanız hastayı istersiniz. Röntgen istiyorsanız hastaya. Fizyoterapi yapacaksanız sonuçta yine hastaya radyoterapi öyle, kemoterapi öyle. Yani direktman hasta üzerinden verilmiş bir garanti bu. Sadece kelime oyunu yapılıyor ki bunu da zaten meclisteki basın açıklamada dile getirdik. Bir takım belgeler tabii istedik bakanlıkta. Maliyetiyle ilgili. İnanın belki herhalde 10-15 tane soru önergesi sormuşuzdur. Bakanlığa hiçbirine cevap verilmedi. Dışarıdaki bir takım danışman şirketlerden aldığımız bilgileri tekrar yansıttı. Onlar da yalanlanmadı. Muazzam şekilde bir kamu zararı var. Bunu dile getirdik. Bunun üzerine 31 tane yapılması planlanan şehir hastanesinin sayısı
18'e indi. 12 tanesi genel bütçeden yapılacak, bir tanesini herhalde projesini iptal ettiler. Biraz önce saydım, işte garanti verdiği tetkikler, laboratuvar, röntgen, fizik tedavi gibi hizmetleri özel şirketlerden alıyorlardı ki bizim buradaki hastanenin bir kısmı da yine öyledir. Bunları da bakanlık bundan sonra Sağlık Bakanı tarafından yapılacağını, bu şirketlerden de tekrar devralınacağını söyledi. Yani bir miktar bir mesafe kat ettik ama bizim parti olarak görüşümüz şu, hastaneler kesinlikle kamunun malı olmalı. Bu şehir hastaneleri de kesinlikle kamuya tekrar iade edilmeli. Sağlık Bakanlığı kendi ukdesini almalı. Bununla ilgili olarak da ben de şahsen Ağustos ayında bir kanun teklifi verdim. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Yine Balıkesir'imizle ilgili diğer bir konu da Kültür Bakanlığı ile ilgili bir konu. Eylül ayında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü'yle yaptığımız bir yazışma ve konuşma sonrasında ben istedim ki tabii Balıkesir'imizde Devlet Tiyatroları'nın hiç olmazsa biraz lezzetini tatsın, buraya turne programına alınsın. Hatta kalıcı bir devlet tiyatrosu kurulması teklifinde bakana önerdim en son görüşmelerde. Yaptığımız çalışmalar sonrasında Ocak ayında 11 ve 18 Ocak'ta inşallah turne programına alındı Balıkesir Devlet Tiyatroları turne programına. Ocak ayının 11 ve 18'inde iki tane gösteri burada başlayacak. İnşallah bundan sonra devamı da gelir. Tabii bu aşamada Büyükşehir Belediye Başkanı olsun, diğer arkadaşlar olsun, onların da tabii hem salon konusunda olsun katkılarından dolayı da hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Balıkesir'imiz, ben inanıyorum ki daha büyük kültürel, sanatsal faaliyetlerin ihtiyacı var. Yani mutlaka bunları sağlamak durumunda. Kalıcı olmalı. Kalıcı olmalı burada. Çıkabiliyor muyum? Diğer bir konu ise sıklıkla tabii gündeme geliyor. Yorsam'la ilgili konumuz. Geçen hafta Cuma günü mahkeme vardı zannediyorum. Orada iflas kararı alınması için başvurulmuştu. Mahkeme iflas kararını erteledi ve kayyuma devretti. Süt Üreticiler Birliği başkanında bu kayyum olarak atılır. İnşallah bir kooperatif şeklinde Yorsan üreticilerin malı haline gelir ve 1964 yılından bu yana hizmet veren bu güzide işletme ekonomize katkı vermeye devam eder. Temennimiz bu yönde. Yeteri kadar destek gördüğünü zannetmiyorum ama inşallah yani eskisi gibi güçlü bir şekilde çalışma yapma devam eder.